Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Efendim? Ne haber? Burak, sen misin? Kayıtlı değil miyim sende? Benim tabii ki. Bende senin numaran yok ki. Ne oluyor ya? Ne zaman kaydettin numaramı? Kaza yaptığımızda çantamı arabada unutmuştum. Onu aldın, karıştırdın değil mi? Ya sen nasıl bir insansın? Hem telefonumu karıştırıyorsun hem numaranı kaydediyorsun. Sanki senin numaranı isteyen oldu. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Lazım olur diye düşündüm. Fena mı yaptım? Ne görüşeceğim seninle be? Size ait bir iş yerinde çalışıyorum diye seninle görüşmek zorunda değilim. Evet ya, duydum. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olsun. Volkan çok yardımcı oldu. Sayesinde artık bir işim var. Neyse. Ya bugün kulüpten ağlayarak çıktım. Seni merak etmiştim. Ama aradığıma da bin pişman oldum. Dır 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 bir susmadın ya. Sen beni niye merak ediyorsun ya? Benden sana ne ki? Sen kendi işine baksana. Uzak dur diyorum benden ya. Uzak dur. İşte bu biraz zor. Ne demek zor? İnşaata gidiyorum diye çıkıyorsun. Bütün bir yol boyunca sana anlatmaya çalıştım. Ama sen anlamak istemiyorsun. Programım değişti diyorum sana. Hani bu Başar vardı ya, telefon etti. Sen de geçen gün gördün. Ben tam inşaata gidiyordum. Telefon etti, ben de onunla görüştüm. Acaba? Ya acaba mı ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Bunca yıl bir programım değişti. Beni suçladığın şeye bak. Ay seni hiçbir şeyle suçlamıyorum Nihat. Cevap istiyorum yani, soru soruyorum sana. Ya ben bugün sonuçta Hülya ile karşılaşmasaydım bütün bu yaptıklarından haberim bile olmayacaktı yani. Sana yaptığım her şeyi, görüştüğüm herkese haber mi vermek zorundayım? Ya biraz abartıyorsun bence Selda. Ay. Ay tamam, belki biraz abartıyorum, tamam. Ay Hülya da geldi öyle pat diye söylemedim herkesin içinde, sinir oldum yani. Ay ne bileyim Nihat ya. Hayatım, hayatımın kadını. Sultanım. Ya. Sincapım benim. Sincapım. Ben senin üzerine hiç gül koklar mıyım? Ha? Seni üzecek, kıracak bir şey yapar mıyım ben hiç? Yapmazsın değil mi? Yapmam tabii ki. Ya, bir gören olacak şimdi. Ya biz kendi evimizdeyiz, ne olacak ki? Ay hayatım, ne bileyim. Şu güzel ellerinle bize piyano çalsan da keyiflensek. Sen istersin de ben piyano çalmaz mıyım? Aşkım. Ne zamandır çalma çalma, parmaklar durdu gel çalma. Sen çalarsın. Dur bakalım.
Canım karım benim. Gitmemişler. Ayaklarım ağrıdı ama benim. İstersen saklanmayalım, çıkalım. Saçmalama. Of, çok sıkıldım ya ben böyle saklanmaktan. Bu ne ya kendiliğimden? Ya bırak, rezil edersin beni bak. Yapma. Çok komik. Ya sen ruh hastası mısın? Beni sinirlendirmekten zevk mi alıyorsun? Anlamıyorum ya. Bak yine çok konuşuyorsun. Kapatacağım şimdi ağzını. Baksana seni ayıkım. Beni görünce şok oldun değil mi? Ne işin var senin burada? Sence? Ay oğlum sensin. Allah'ım ben ne günah işledim ya. Al benden de o kadar. Kızım ne yapıyorsun burada? Ben şey... Hadi, hadi yürü gel. Ben de geliyordum zaten. Resmen aynı evdeyiz. Of Allah'ım ya. Nasıl anlamadım ben? Köpek mi besliyorsun? Hı? Oğullarınınmış. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Bir an önce buradan ayrılmamız lazım. Ama nasıl? Anneme de bir şey anlatamam. Of ya, of. Bir huzur yok bana. O da beni görünce şok olmuştur. Bir dakika. Ay pislik. Benim bu evde yaşadığımı biliyordu. Ekmekler yok. Jambonlar da gitmiş. Sehpaya bırakın. Tabii. Yataktaki de oydu. Resmen bütün gün dalga geçti benimle. Aa, onun burada ne işi var? Ben masaya bıraktığımdan eminim. Telefon numarasını kesin o zaman kaydetti. İnanmıyorum ya. Bütün gün burnumun dibindeymiş. Of, ne yapacağım ben? Benim onu görünmeden hemen çıkmam lazım. Günaydın anneciğim. Günaydın kuzum. Erken kalkmışsın. Yok hemen işe gitmem lazım. Dur ben sana kahvaltı hazırlayayım. Yok anneciğim ben yolda giderken atıştırırım bir şeyler merak etme. Bu ne acele? Allah işini rast getirsin çocuğum. Sağ ol anneciğim. Fark edememişim ya. Her şey senin yüzünden başladı zaten. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ne oldu senin de mi uyku tutmadı? Aynen, biraz koşacağım. Vallahi benim işim olmasa ben de gelirdim seninle ama. Neyse, başka zaman artık. Ben çıkıyorum. Volkan.
Eda'nın doğum günüyle ilgili bir şey düşündün mü? Ya baba, açıkçası aklıma farklı bir şey gelmedi. Ama Barış'ın kafesinde yapmak istiyorum. Ya, bence evde sürpriz bir doğum günü partisi yapalım. Prenses bayılır sürprizlere. Bak, sen bunu Cansu'yla organize edersin, tamam mı? Çünkü kimin geleceğini, neler istediğini falan en iyi Cansu bilir. Vallahi baba, çok iyi fikir. O zaman ben bugün bunu halledeyim. Tamam, süper. Hadi aslanım. Anneciğim, akşam başka ne konuştunuz Selda teyzeyle? Bizim söz olayımızdan bahsedebildiniz mi? Kızım, açıkçası bizim Sinan'la olan durumu sizin biraz önünüze geçti. Konuyu açmaya fırsatım olmadı yine. Sonra da anlattım ya işte, Eda arayınca hemen kalkmak zorunda kaldık. Neyse, merak etme ama ben Selda'yla konuşacağım. Bir tarih belirlesek güzel olur. Tamam. Anne, ben bu ara biraz huzursuzum. Burak bir acayip. Anlamadım. Belki de ben abartıyorumdur, bilemiyorum. Ne olacak ya kızım? Bir şey mi yaptı? Yok, bir şey yapmadı. Ortam bu ara sakin. Biraz fazla sakin hatta. E ne güzel. Hatalarını anladı demek ki, kendisine çeki düzen verdi. Umarım öyledir anneciğim. Biraz merak et bakalım. Hala uyuyor mu acaba? Sinan abi arıyor, açmayacak mısın? Kızım, sohbet ediyoruz şimdi, bölmeyin. Ben onu ararım birazdan. Seni kaybederek çok büyük bir aptallık yaptım. Neden öyle davrandım bilmiyorum. Korktum belki de. Ama sensiz kaldığım zamanlar bana neyin önemli olduğunu gösterdi. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Lütfen bana her şeyi düzeltmem için bir şans ver. Günaydın. Günaydın. Aslıcığım, iyi misin? Merak ettim seni, aklım sende kaldı. Olaysız bir günüm olsa iyi olacağım olmasına da. Yine ne oldu? Gonca, bunu sen bile hayal edemezsin. Hadi ya, çok merak ettim şimdi. Burak'la aynı evde yaşıyoruz. Ne? Yani annem çalışmak için Burak'ın ailesinin yanına aşçı olarak girmiş. Nasıl olur ya? Burak'la aynı evde yaşamak. Şu an şoka girdim resmen. Ben o şoktan dün geceden beri çıkamıyorum. Hayır, tesadüf diyeceğim ama... böyle tesadüf de olmaz ki. Yani bu kadar olmaz. Bence de olmamalı. Aslı, inanılır gibi değil. Yani böyle şeyler filmlerde bile olmuyor ki artık. Aslı, sana bir şey söyleyeceğim. Biz hep Volkan'ın senin kısmetin olduğunu düşündük ama... acaba asıl kısmetin Burak mı? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Gonca ya? Ben Burak ve Volkan, ikisinin de ismini duymak istemiyorum. Tamam canım, kızma hemen. Ben hani olayların sebebini araştırıyordum. Ben sana sebebini söyleyeyim mi? Sebebi benim bahtsızlığım. Ay, böyle konuşa konuşa işe geç kaldık. Tamam ama bu bahtsızlık falan değil. Bu evrene olumsuz mesaj vermek. Sen olumlu mesajı ver, o gelir. Siz ev olayını ne yaptınız anneciğim? Baktınız mı? Bak, hiç anlatmıyorsun. Yok kızım, ama bugün bakarız herhalde. Dün akşam yemekten sonra bakmaya gideriz demiştin. Gidecektik. Gidecektik de Selda ile Nihat geldi. E sonrasında da Eda aradı işte. Eda'nın bir sorunu varmış. Sinan da onu yalnız bırakmak istemedi tabii. Evine gitti. Allah Allah. Neye canı sıkıldı acaba? Çok merak ettim. Bilmiyorum. O biraz sorunlu bir kız galiba. Aynen öyle. Çocuk gibi abartmaya bayılıyor. Mesela yarın doğum günü ya. Bir haftadır tüm sosyal medyada bağır bağır bağırdı. Ay, Sağır Sultan duydu doğum günü olduğunu yani. Ben duymadım desene. Gideceksin değil mi doğum gününe? Evet. Ne hediye aldın peki? Henüz bakmadım. İstersen birlikte bakalım ha. Şöyle güzel bir hediye seçelim. Hayırdır anne? Ne bu ilgi alaka şimdiden?
Bak kıskanırım ona göre. Kızım, birlikte güzel bir hediye seçelim derken ben seni düşündüğüm için söyledim. İnsanlara mahcup olmayalım. Öyleyse tamam. Yoksa kimseyle paylaşamam annemi. Eda'ya çocuk diyene baksa. Seni burada bulacağımı biliyordum. Nasıl? Birlikte az koşmadık bu sahilde. Şansımı deneyeyim dedim. Bugün şans benden yana. Fark ettim. Volkan. Sana söylediklerimi düşündün mü? Deniz, ben sana tekrar güvenemem. Ben senin güvenine sarsacak bir şey yapmadım. Sadece bir anda ciddiyet beni korkuttu, o kadar. Yani işimi ihmal edecekmişim gibi geldi. İşimi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum. Benden bile çok. Yanılıyorsun. Biliyorsun kendi ayaklarım üzerinde durmak zorundayım. İşim o yüzden çok önemli. Sana da yük olmak istemedim. Ama sensiz kaldığımda anladım. Benim için artık senin dışında hiçbir şeyin anlamı yok. Şu an ne istersen yapmaya hazırım. Günaydın. Seninki bugün erkenci. Herhalde kulüpte çalışacağını söyledin ona. Ay ne kulüpte çalışmasın ya? Dalga geçiyorsun herhalde. Yok, dalga falan geçmiyorum. Oğlum bir an önce kahvaltını et de birlikte çıkalım, olur mu? Ben hazırım bak. Nereye gidiyoruz baba? İşe. Kulüpte işe başladın, senin haberin yok mu? Ne? Sen değil miydin dün telefonda annenle konuşurken kulüpteki işlere yardıma gidiyorum diye? Yoo. Dediğin hayatım, hatırlamıyor musun? Unuttun herhalde. Baba ne kulübü ya? Ben orada nasıl çalışıyorum? Sadece bir hareketimden dolayı bütün yaşadıklarımızı bir anda silemezsin. Sana her zaman dürüst oldum. Sadık oldum. Peki biz ayrıyken, benden uzakken Koray'la beraber seni Bodrum'da gördüm. Buna ne diyeceksin? Koray sadece aynı dizide oynadığım bir arkadaşım. Ben Bodrum'a seni görmeye, seninle konuşmaya geldim. Koray'la tesadüften karşılaştık. Konuşup bir şeyler içtik. Sadece olan bu. Ne olur bana inan. Sen nerede çalışırsın oğlum? Söyle bana. Senin için böyle bir özel bir iş falan mı yaratayım yani? Ne iş yaparsın? Yani hangi işte yararlı olursun, sen söyle bana hadi. Nihat. Lütfen sen karışma Selda. Yani işine geldiği zaman evlenmeye hazır koskoca bir adam, işine gelmeyince çocuk. Yani artık yeter. Bu sorumluluklarını artık bilmesi lazım. Ben onun yaşındayken 3 ayrı işte çalışıyordum. Seç bakalım. Benimle şirkette mi çalışmak istersin? Yoksa yeni otelimizin inşaatının şantiyesinde mi? Ya da kulüpte mi? Karar senin. Of baba ya. Nihat'cığım, dur çocuk bir kahvaltısını yapsın sabah sabah. Kahvaltısı mı? Tabii tabii yapsın. Yapsın ki. Sanki işte bıraktınız. Lütfen bize bir şans daha ver. Göreceksin. Ayrı kaldığımız tüm zamanı sana unutturacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz her şeye. Kararını verdin mi? Ya baba var ya, taktın kafayı bana. Sen kendi isteğinle hiçbir şey yapmayacaksın. Eğer öyleyse durum da böyle. Ama baba bu kadar baskı da bıktırır insanı ya. Bıkınca ne yapacaksın? Yoksa evi mi terk edeceksin? Ya sen kredi kartın olmadan 2 gün bile yaşayamazsın, biliyor musun?
Ya benim başıma bir şey gelse? Ay Allah korusun Nihat'cığım, tövbe de. Hayatım, bunlar hayatın gerçekleri. Ayrıca ben ölene kadar da çalışmayacağım herhalde, değil mi? Ya birinin benim üzerimdeki bu yükü alması lazım. Yoruldum artık. Çok haklısın hayatım. Burak da zaten seni çok iyi anladı. Çok hak veriyor sana Burak da. Değil mi oğlum? Evet. Tamam, çalışacağım. Ama kulüpten başlasam daha iyi olur tabii. Ha, kulüpte. Güzel. Yalnız Bodrum'daki gibi olmayacak bu sefer. Kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Efendim canım. Günaydın canım. Uyandırmadım değil mi? Yoo. Çağlar'la kahvaltı yapıyorduk. Daha önce de aradım ama herhalde müsait değildi. Aa, öyle mi? Hiç farkında değilim. Ne yapıyoruz? Eve bakmak için ne zaman buluşuruz? Bir saat sonra müsait olurum ben. Çağlar'la biraz işimiz var da. Asıl Eda nasıl? Önemli bir sorunu yoktur umarım. Yok canım ya. Yüz yüze konuşuruz, olur mu? Olur. Senin işin bitince bana haber ver. Ben seni nereden istersen alırım. Tamam canım, görüşürüz. Öpüyorum seni. Öptüm. Nesi varmış? Sonra konuşuruz dedi ama bence bir şey yok. Söyledim sana. Sırf şımarıklık. Neyse hadi biz kalkıp şu şımarık kıza beğeneceği bir hediye alalım. Of ya, gerçekten yapacak çok iş var. Çok stres oldum Cansu. Ay dur, sakin ol. Önce bir bakalım neleri hallettik. Elbiseler, ayakkabılar. Onlar tamam. Ay hem de nasıl tamam? Yıkılıyor. Ay herkes elbisene bayılacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Barış mekan organizasyonu. O da tamam. Her şeyle ilgileniyor aşkım, sağ olsun. Bugün de şirketle görüşecek. Zaten ben pastamı seçmiştim. Ya çok yardımcı oluyor. DJ hazır mı? Evet ya, onunla da ilgilenirim dedi. Çok da ilgili. Davet listesindekilerin hepsi arandı değil mi? Evet, herkes arandı. Senin bana söylediklerini de ben aradım. Aslı en önemlisi. Onu da aramalıyız. Aslı'yı da mı çağıracaksın? Evet. Niye şaşırdın? Yok, yani son olaydan sonra abinden çekinirsin diye düşünmüştüm. Kızım ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Barışmaları bir dans etmelerine bakar. Hem bu benim doğum günüm. Kimi çağıracağıma karışmaz herhalde abim. Ayrıca Aslı'yı ne kadar sevdiğimi biliyor. Evet, evet. Neyse, listenizi kontrol etmeye devam edelim. Kuaför randevusu tamam. Ya çok güzel olmalıyım. Saçımı nasıl yaptırsam? Ya ona kıyafetine göre karar veririz. Ay takma kirpik taktıralım ama unutmayalım. Evet, bakışlar önemli. Sonuçta yarın akşam Barış'a bakıp ben sana aşığım diyeceğim. Ya kızım sen bayağı ciddisin. Yani doğum günde Barış'a açılacağına emin misin? Cansu, verdiğin gazı alma istersen. Tamam, tamam. Bak ne diyeceğim sana. Bugünden itibaren oğlum Burak senin yanında çalışmaya başlayacak. Öyle mi? Peki efendim. Yalnız benim oğlum olduğu için ona müsamaha falan göstermeyeceksin. Tamam mı? Yani bir işletmede A'dan Z'ye ne bilinmesi gerekiyorsa her şeyi ona öğreteceksin. Bir işletme nasıl idare edilir, müşteriye nasıl davranılır, kar, zarar falan her şey, her şey. En ufak bir kaytarmasına da izin vermeyeceksin. Sorumluluk sende. Eti senin, kemiği benim. Baba yok artık ya, ne diyorsun? Tamam mı? Peki efendim, siz hiç merak etmeyin. Başarılı olacağına eminim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim, görüşmek üzere. Yani baba, yanımızda çalışan bir elemanın önünde beni ne duruma düşürdün ya? Oğlum. Yanımızda çalışan eleman dediğin adam yıllardır bu işin başında ve kulübü en iyi şekilde yönetiyor. Onun sayesinde kulübümüz Türkiye'nin en seçkin kulüpleri arasında yer aldı. Ya böyle gurur falan yapacağına adamdan bir şeyler öğrenmeye çalışsan daha iyi olacak, değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Hadi oğlum, bir an önce gidelim. Yalnız sen üstünü değiştir. Yani kulüp için şöyle düzgün bir şeyler giy. Yani geçecek onun şeysi, sen üzülme. Barıştık değil mi? Yine birlikteyiz. Evet. Ama yine de hemen eskisi gibi olmamızı beklemem. Bana bir şans verdin ya. Eskisinden de iyi olmamız için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Bir dakika, bir dakika.
Neyse, benim üzerimi değiştirip işin başına geçmem lazım. Tamam aşkım. Belki fırsat bulsan birlikte bir öğle yemeği yeriz. Olabilir. Konuşuruz. Ben yürümeye devam edeceğim canım. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte bu kadar basit. Şimdi güzel haberi dosta düşmanı duyuralım. Burak. Hadi oğlum. Geliyorum. Nihat ne olur üstüne gitme. Tamam Selda'cığım, tamam dedim ya sana, tamam. Selda'm. Ay Emel'cim, çok teşekkür ederim canım, sağ ol. Çok teşekkürler. Hayatım bunlar yemeklerim. Bu ikincisi kim için? Ay Mine'nin istemişti ya. Sen siparişlere mi başladın artık? Ay evet, bilmiyorum ne yapacağım yani. Ya bir şey söyleyeceğim, arkadaşları da var isteyen. Ay ne yapacağım bilmiyorum. Sen bu işin ticaretini mi yapsan acaba? Ay bilmiyorum, olur mu acaba Nihat? Ya Sena, olur mu öyle şey? Şaka yaptım tabii ki. Yani ticaret, micaret, sen anlamazsın ki bu işlerden. Aşk olsun, niye anlamayayım? Ay saf mıyım ben? Elçin'i görmüyor muyuz? Koskoca bir şirketi yönetiyor. Benim neyim eksik? Yani bazen kırıyorsun insanı, biliyor musun? Selda, yani döndün dolaştığın konuyu nereye getirdin Allah aşkına? Ben böyle bir şey demek istemedim ki. Yani anlamazsın derken sen bu işlerle uğraşma demek istedim, değil mi? Ayrıca senin Elçin'den ne eksiğin var hayatım? Hatta yani böyle fazlan bile var senin. Ayrıca biliyorsun genelde böyle hani bazı kadınlar yalnız olunca daha başarılı olmak ister, daha hırslanırlar falan. Senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Senin arkanda kapı gibi kocan var, değil mi? Orası öyle aşkım. Hazırım. Hadi çıkalım bakalım. Ya böyle baba oğul bir araya geliyorsunuz ya. Ben çok gururlanıyorum. Bakalım ne kadar dayanacak. Çok fena hırs yaptım baba. Görürsün. Hadi bakalım. Ay yapar benim oğlum. Tatlım benim. Sallama onları hayatım. Anneciğim çok zevklisin. Harika bir ayakkabı abi. Bence de çok şık. Umarım beğenir. Beğenmez mi? Bayılır. İnanmıyorum. Kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam. Nasıl ya? Kızım ne oluyor? Volkan'la Deniz barışmış. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bir de kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam yazmış. Anne bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Kızım bir sakin olur musun? Ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Ya Volkan Deniz'e evlenme teklif etmişti. Bu da demek oluyor ki bu yaz sözlenecekler. Hem de bizden önce. Ya kimse bu kızın ne olduğunu görmüyor. Volkan nasıl bu kadar saf olabiliyor? Ay ne var ki bu kızda? Ne yaptı ki Volkan'a? Önce Volkan'ın evlenme teklifini reddedip terk etti. Sonra dizideki rol arkadaşıyla birlikte oldu. Çocuk bunu terk edince de Kürtçü dükkanına geri döndü. Üstelik en bombası da Volkan'ın bunlardan haberi yok. Ay. Sizin bu zamane ilişkilerini benim aklım almıyor. Neyse seni ilgilendiren bir durum yok ortada. Var anne var. Bu kız benden önce sözlenemez. Ama ben onun foyasını ortaya çıkarmasını bilirim. Sakın. Çağla bak sakın başkasının hayatına burnunu sokma. Zararlı çıkan da sen olursun. Sen kendi ilişkine bak. Ona da bakamıyorum ki bir türlü. Bu ara beni çok ihmal ettin. Selda teyzeyle de bir türlü konuşamadın. Ya kızım konuşacağım dedim ya. Ne zaman? Elçin'cim merhaba hayatım. Merhaba Selda'cığım nasılsın? Ay iyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Biz de Çağla'yla dışarıdaydık da müsaitsen sana bir arayalım dedim. Ay tabii hayatım. Bekliyorum. Hah. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Tamam canım. Bay bay. Gidiyoruz Çağla'cığım. Ay masalarda canlı çiçek kullanalım. Bak ne kadar güzel olmuş. Ay evet gerçekten öyle. Tamam böyle olsun. Tamam bu da tamamsa yarın için her şey hazır. Ya inşallah her şey hayal ettiğim gibi olur. İnşallah. Ah Aslı'yı aramadık.
Umarım gelir. Alo. Aslı'cığım nasılsın? İyiyim Eda'cığım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Benim yarın akşam doğum günü partim var. Ve eğer sen de gelirsen çok ama çok mutlu olurum. Söz vermeyeyim ama gelmeye çalışırım. Ya Aslı lütfen. Bak söz veriyorum, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece eğleneceğiz. Hem sen gelmezsen beni affetmediğini düşüneceğim ve gerçekten üzüleceğim. Tamam canım, gelirim. Tamamdır. O zaman ben sana adresi mesaj atarım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz canım. İşte bu. Ay inşallah abimle barışırlar. Kızlar, yine toplanmış ne kaynatıyorsunuz? Hiç. Doğum günü planlıyorduk. Birlikte planlıyorsunuz yani. Ne güzel. Aslında Cansu planlıyor dersek daha doğru olur. O kadar güzel şeyler düşündü ki bana hiçbir şey bırakmadı. Sıkı dost olmanın faydaları. Neyse hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz abiciğim. Görüşürüz. Görüşürüz Volkan abi. Aradı beni. Doğum gününe çağırıyor. Sen ne dedin? Aa, çok ısrar etti. Belki gelirim dedim ama gitmeyeceğim. Saçmalama Aslı. Ya niye gitmiyorsun? Gonca, hani bu konu hakkında ağzını açmayacaktın? Uf, tamam, tamam. Sustum. Bence gitmelisin. Ağzımı açmam dedim. Yazmam demedim diyorsun yani, öyle mi? Gerçekten çok yaratıcısın Gonca. Neyse Eda'cığım, ben gidiyorum. Geliyor musun? Nereye? Tenis dersim var ya bugün. Doğru. Yok yok, ben gelmeyeyim ya. Neme lazım, bir yerimi sakatlarım falan. Benim yarına kadar dikkat etmem lazım. Yarından sonra ne olursa olsun diyorsun yani. Alemsin ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Müsait olduğunda beni arar mısın? Sakın Eda'ya çaktırma. Ay, acaba benle ne konuşacak ki? Yoksa... Ay, bugün de bana bir garip bakmıştı. Ay, acaba mı ya? Yok canım, ama ne diyorum ben ya? Volkan abi gibi biri bana niye baksın ki? Rüyada bile olmaz. Volkan abicim. Seninle konuşmamız gerek Cansu. Nasıl yapalım? Nerede buluşuruz? Tenis dersim var. Kulübe gideceğim. Orada görüşelim istersen ya da daha sonra. Tamam, kulüpte buluşalım, bana uyar. Tamam, öyleyse görüşürüz. Ben de sizi bekliyordum Burak Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babanız bu sabah beni aradı. Ha biliyorum biliyorum, yanındaydım. O halde durumu da biliyorsunuz. Size işi öğretmemi istedi. Siz bana hızlandırılmış bir kurs yaparsınız. Ya ben zaten hemen kaparım. Tabii tabii, siz merak etmeyin. Buyurun gidelim. Kolay gelsin Emel'ciğim. Misafirlerime neler hazırlıyorsun bakayım? Ay Emel, keşke kızım bize pasta yapsaydı ya. Olsaydı yapardı. Ama Aslı bugün sabah işe başladı. Öyle mi? Güzel. Çok güzel. Çok heyecanlı. Erkenden gitti yavrum. Umarım bu sefer bir terslik olmaz da işten kovulmaz. Yani Aslı benim kadar şanslı değil patronları konusunda. Selda Hanım, misafirleriniz geldi. Bahçeyi aldım. Aa, hiç duymamışım geldiklerini. Gelmiş. Elçin'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay benim prensesim de gelmiş. Hoş bulduk Selda teyzeciğim.
canım benim. Ay Elçin'cim, nasılsın hayatım? İyiyim Selda'cığım. Bizim de Çağla ile dışarıda birkaç işimiz vardı, sana da bir uğrayalım dedim. Ay ne iyi ettiniz. Tatlım nasılsın Çağla'cığım? İyiyim Selda teyzeciğim, siz? İyiyim canım ben de. Burak yok mu? Burak artık çalışmaya başladı, iş güç sahibi. Ciddi ciddi çalışıyor. Öyle mi? Bana bir şey söylemedi gerçi. Holding'de mi? Yok canım, kulüpte çalışmaya başladı. Holding onun için sıkıcı olacaktı, o yüzden kulüp onun için daha iyi oldu. Genç yaşta işlerle ilgilenmesi onun için ileride büyük bir avantaj olacaktır. Erkenden sorumluluk alması da önemli tabii. Ay evet, Nihat da öyle diyor. Artık evlenecek, sorumluluk sahibi olacak diyor. Haklı tabii. Ben bir Burak'a hayırlı olsun'a mı gitsem acaba? Olmaz kızım, daha ilk günden. İşleri vardır çocuğun. Akşam buluşacaksınız nasıl olsa, o zaman konuşursunuz. Ay yok hayatım, gitsin tabii. Git. Ay ilk günden bir sürü işi olacak hali yok ya. Hem seni görmek ona iyi gelir. Ben o zaman gidip bir sürpriz yapayım Burak'a. İyi, peki kızım, hadi git. Hayatım, seni şoförümüz kulübe bıraksın, olur mu? Tamam, olur. Bir şey alır mıydınız? Ben bir Türk kahvesi rica edeyim. Sade olsun lütfen. Benimki de sade bir Türk kahvesi olsun Şükran'cığım. Bir de Şükran, Suat da söyler misin, arabayı hazırlasın. Çağla'yı kulübe bırakacak çünkü. Tabii Selda Hanım. O zaman görüşmek üzere. Tamam bebeğim, hadi git sen. Görüşürüz. Şükran. Efendim. Gelenler kim? Elçin Hanım'la kızı Çağla Hanım. Aile dostları ama yakında akraba olacaklar. Burak Bey uzun zamandır Çağla Hanım'la birlikte. Gelinleri olacak yani. Evet. Ay Emel, kızdaki şansı görüyor musun? Derler ya, para parayı çeker diye. Doğru valla. Kalkıp da bizim kızlar böyle koca bulacak değiller ya. Benimkinin kocasını biliyorsun. Hayırsızın teki çıktı. Ay Emel, inşallah Aslı'nın kocadan yana şansı güler. İnşallah canım. Öncelikle soyadınızı babanızdan aldığım yetkiyle affınıza sığınarak bir kenara bırakıyorum. Bundan böyle ilişkimiz ast üst ilişkisi olacak. Bunda mutabık mıyız Burak Bey? Peki. Güzel. Bugün ilk iş gününüz olduğu için fazla zorlamayacak bir işle başlamayı uygun gördüm. Bırakabilirsin oğlum, gel. Teşekkür ederim. Biz üyemiz olan her müşterimize bir kayıt formu açarız. Daha sonra bu formdaki bilgileri bilgisayara kaydederiz ve formları dosyalarız. Ancak geçenlerde bilgisayarımıza bir virüs girdi ve maalesef bütün bilgileri kaybettik. Şimdi bu bilgilerin tekrar girilmesi gerekiyor. Fazla değil, 500 kadar. Ne? 500 mü? Tabii önce alfabetik olarak sıraya koymak şart. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok, hayır. Yarına kadar bu sıralamayı yaparsanız hafta sonuna kadar da bütün bilgileri girmiş olursunuz. Bu arada ben akşama kadar kulüpte olmayacağım. Kolay gelsin. Ya. Kafayı yemiş. Hayatta hiçbir kuvvet yaptıramaz bana bu işi. Hiç kusura bakma baba ya. Efendim babacığım. Başarılar demek için aradım oğlum. Çünkü başaramamak gibi bir şansın yok. Yani ne zamandır ben de seninle çocuklar hakkında konuşmak istiyordum Selda'cığım. Bir türlü fırsatımız olmadı. Açıkçası Çağla son zamanlarda biraz huzursuz. Önce bu Amerika planının iptal olması, ardından basında çıkan bu yalan yanlış haberler. Sonra Burak'ın Çağla'ya bazı özensiz davranışları. Ay evet hayatım ya, inan ben de çok üzüldüm. Her şey çok üst üste geldi. Ben bu son olanlarda Burak'ın hiçbir suçu günah olmadığını çok iyi biliyorum. Resmen popülerliğinin bedelini ödüyor çocuk. Ay onun da işi zor, sürekli göz önünde. Dosttan çok düşmanımız var bizim Selda'cığım. Ay evet aynen hayatım ya. Yani bire bin katıp yazmıyorlar mı? Sanki aralarında bir resmiyet olsa her şey daha farklı olacak gibi geliyor bana. Hem milletin ağzı kapanır, hem de çocukların birbirlerine bakış açıları daha bir ciddileşir sanki. Kesinlikle haklısın hayatım, ben de sana katılıyorum. Buna çok sevindim.
Hemen hazırlıklara başlayalım mı o zaman? Önce çocuklarla mı konuşsak ha? Ne dersin? Yani eminim Çağla buna çok sevinecektir ama acaba Burak ne der? Hayatım sen onu bana bırak. Ay sonuçta her şey onların mutluluğu için. Pardon. Sinan arıyordu, benden haber bekliyordu. Bugün eve bakmaya gidecektik izninle. Efendim canım? Elçi, ne yaptın canım? Çağlar'la Selda'ya uğradık, laflıyoruz. Sen? Ben şirketteki işlerimi hallettim, çıktım. Eve bakmaya gidecektik, senden haber bekliyordum ama. Seni beklettim değil mi? Pardon. Gelip alayım seni. Olur hayatım. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sinan beni buradan alacak. Galiba biz çifte kutlama yapacağız. Hocam birazdan devam edelim mi? Ne haber Cansın? İyiyim Okan abi, sen nasılsın? İyidir. Eda'ya sürpriz bir doğum günü yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir tek sen bana yardımcı olabilirsin. Tabii ki, seve seve. Eda Barış'ın mekanda yapmayı düşünüyor. Ama biz bunu son anda iptal edeceğiz. Ay canım ya, çok üzülecek. İptal etmesek mi? İptal etmesek nasıl sürpriz yapacağız? Ya evet, haklısın. Biz de ona evde sürpriz bir parti hazırlayacağız. Barış abi gelecek değil mi? Yani haberi var mı demek istedim. Bizim ekip gelecek, evet. Ben konuşacağım onlarla. Şimdi senden ricam, Eda kimleri çağırdıysa onları arayıp partinin evde olduğunu söylemen. Söylerim tabii, ararım ben herkesi. Ay, yalnız bir kişi var, onun numarası bende yok. Kimmiş o? Ya kızma Volkan abi ama Eda Aslı'yı da doğum gününe çağırdı. Bu sefer gerçekten seninle bir alakası yok. Eda Aslı'yı çok seviyor, arkadaşı olarak görüyor. Peki tamam, ben Aslı'ya söylerim. Tamam, süper. Aklında başka bir şey var mı yapabileceğimiz? Barış abinin mekanda olacak her şey tamam değil mi? Evet. Ya aslında bir fikrim var. Bahçeye perde koyarız, bebeklerinden beri olan fotoğraflarını da koyarız. Bir de hep beraber klip hazırlarız. Ya Eda buna çok sevinecek, eminim. Çok özel bir hediye olur onun için. Yani güzel fikir, beğendim. Ya Eda çok duygusal biri. Bunu izledikten sonra kesin ağlar. Yapmasak mı? Sizin bu dostunuza gerçekten hayranım. Yani benim ne hissedebileceğimi bu kadar ince düşünen bir dostum yok. Gerçi dostum var mı onu da bilmiyorum da. Burak abi var ya. Yani Burak var tabii ama akrabam sonuçta. Bir zorunluluk var. Barış abi. Doğru, haklısın. Ama sizinkisi çok güzel ve nadir rastlanan türden. O yüzden birbirinizin değerini bilin. Tamam Volkan abi, sen merak etme. Eda benim kan bağım olmayan kız kardeşim gibi. Dosttan da öte. Neyse, hadi ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Of, bunlar da ne karışıkmış ya. Ki. Benim eğlenmem lazım. Çok sıkıldım. Aslı ya, sevdim ben burayı. Müşteri standardı ne kadar yüksek. Evet, ben de fark ettim. Kızım tabii, kulüp burası. Öyle herkesi almazlar. Ona göre seçiyorlardır müşterileri. Aslı, biz ne zaman diğer tarafa geçeceğiz? Yani hizmet eden değil de hizmet edilen. Maalesef Gonca, herkes şanslı doğmuyor. Biz de çalışıp kendi şansımızı kendimiz yaratacağız. İnşallah. Aslında. Volkan geliyor. Hadi ya. Ya niye geliyor ki şimdi? Bunu gördükçe ben kötü oluyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Güzel, sevindim. Aslı senle biraz konuşalım mı? Benim de işim vardı zaten. Aslı'cığım ben seni idare ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Eda'nın doğum günü biliyorsun. Sanırım seni de davet etmiş. Evet, sağ olsun.
Öncelikle Eda'nın geçen günkü davranışına rağmen onu kırmayıp teklifini kabul ettiğin için teşekkürler. O sana kısa sürede çok fazla ısındı. Duygularımız karşılıklı. Ben de ona aynı şekilde. Ben Eda'nın doğum günü için bir sürpriz planladım. Yalnız bu Eda'nın düşündüğü gibi Barış'ın kafesinde değil, bizim evde olacak. Diğer mekanda sorun çıkmış gibi mi yapacaksınız? Aynen öyle. Yani parti bizim evde olacak. Sen de geleceksin değil mi? Gerçi zaten mekan değişti diye gelmemezlik aman garip olurdu. Haklısın. Neyse ben işimin başına döneyim. Tamam. Bir şey ister misin? Ben bir soda alayım. Yalnız üstüme dönmemen kaydıyla. Şaka yapıyorum, şaka. Tamam, ben hemen getiriyorum. Tamam. Bir soda alabilir miyim? Benimki ne yapıyor acaba? Şimdi oraya gidemem. O zaman o benim ayağıma gelsin. Biraz takılayım. Efendim? Müdür heyetten arıyorum. Aslanım orada mı? Burada efendim. Çok acil müdürün odasına gelsin. Söyler misiniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Seni çok acil çağırıyorum. Neden ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Acil gelsin dedi. Ya tamam. Aslı, iyi misin? Rengin bembeyaz olmuş. Ya Gonca müdür beni odasına çağırmış. Yine mi kovulacağım ben? Ay, yok artık. Ama acil demiş. E canım, evrak falan isteyeceklerdir. Gerilme hemen. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Tamam, ben gideyim o zaman hemen. Tamam, ben seni idare ederim. Tamam. Hadi. Ay, kıyamam ya. Kızda resmen işten kovulma fobisi oluştu. Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldum? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine. Bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. Ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sanırım. Patronum falan olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyim varmış benim? Ben patron olamaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca tesisi mi yöneteceksin? Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin o kalaklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan iş çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da, evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronla karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam, hadi bak, bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen...
Efendim? Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağla'nın burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan. Ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, seni de tanıyor. Onu rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Uf ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yok, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte gidelim. Hadi gel. Tamam. Uf, Allah'ım ben ne günah işledim ya. Aşkım. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bunu Aslı'nın görmemesi lazım. Ya gerçekten nerede kaldı bu kız? Kovulmuş mudur acaba işte? Ay yok artık. Alo, Aslı neredesin merak ettim. Sorma Gonca, müdürün odasında mahsur kaldım. Nasıl yani? Dur gelip kurtarayım seni hemen. Yok öyle değil, beni odasına çağırtan Burak'mış. O da mı burada? Burak buraya geliyor. Ay Aslı yine iyice kafam karıştı benim ya. Ya Çağla bizi birlikte görmesin diye beni odaya sakladı. Biliyorsun Volkan'la beni sevgili sanıyordu. Şu mesele. Tamam canım, ben kalktıkları zaman sana haber veririm. Zaten senin orada olman daha iyi şu anda. Niye daha iyiymiş? Yani sen orada dinlen canım. Ne gerek var çalışmana? Ben çalışıyorum burada. Hadi kapatmam lazım. Tamam. Kuzen. Sen buraya pek uğramazdın. Artık daha sık burada olacağım. Neden? Burada çalışıyorum çünkü. Merhaba Deniz. Ne haber Çağlacığım? Otursanıza. Yok, biz sizin konuşmanızı bölmeyelim ya. Yok. Aksine mutluluğumuza ortak olmanıza seviniriz. Mutluluğunuza? Volkan'la tekrar birlikteyiz. Öyle mi? Barıştınız demek. Ne güzel. Hadi oturalım o zaman. Kuzen, sevindim. Sağ ol kuzen. Artık her şey daha güzel olacak. Çok yazık. Yazık olan ne? Ayrıyken geçen zaman canım. Evet ama bence bu arada biz birbirimizin değerini daha iyi anladık. En azından ben artık ilişkimize daha farklı bir boyuttan bakıyorum. Daha ciddi. Arada başkalarıyla görüşmeniz işe yaradı yani. Yanlışın var Çağlacığım. Ben Volkan'la ayrılırken kimseyle görüşmedim. Öyle mi? Ben yanlış biliyorum o zaman. Sen ne biliyorsun Çağlacığım? Yani bildiğin şeyi söyle, biz de öğrenelim. Tabii eminsin bundan. Bildiğim bir şey yok canım. Benimki sadece bir tahmin. Yani sonuçta sen Deniz'le ayrıyken başka bir kızla görüştün. Deniz de bu hırsla başka birileriyle görüşmüş olabilir diye düşündüm ben. Hayır, yanılıyorsun. Yalancı. Şimdi düştün elime. Peki tamam. Volkan'ın da o kızla ciddi bir şey yaşadığını sanmıyorum. Deniz'ciğim, özel hayatımızı bu kadar ortaya sermeyelim bence. Biz bunları daha sonra baş başa konuşuruz. Ya hatta böyle şeylerden hiç bahsetmeyin bence. Geçmiş geçmiştir. Önemli olan tekrar birlikte olmanız. Öyle değil mi? (Gülüyor)
bekleyeceğim ya. Aa, Aslı arıyor. Kız sanki kendinden bahsettiğimizi duydu. Aşkım açsana bakalım kız ne diyecek? Ne diyecek ki? Volkan'la tekrar barışmak istediğini söyleyecektir. Ne diyecek? Yok ya, açmayayım şimdi. Dediğin gibi. Her şey geçmişte kaldı. Ben takılmam böyle şeylere. Açabilirsin yani. Açmaz tabii. Gıcık. Kapanmış. Neyse. Öyleyse siz yakında nişan falan yaparsınız. Deniz en son teklifimi kabul etmemişti ama. Binlerce kez evet. Allah'tan Aslı şu anda burada değil. Yani Burak'ın yaptığı bir şey ilk defa işe yaradı. Canım ya, gitti gül gibi çocuk. Artık sıra sizde. Boş durmayıp bir yüzük de yazmadan siz takarsınız. Ne de olsa bizden eski sayılırsınız. Aman aman, bize hiç bulaşmayın. Yüzük falan kasar beni. Biz böyle gayet mutluyuz. Yazacağım Selda'yla. Biraz Çağla'yla Burak hakkında konuştuk. Bu yaz sonuna doğru bir söz yapsak güzel olur diye düşünüyoruz. Haklısın haklı olmasına da. Burak bu ciddiyete nasıl bakar, bu durumu nasıl kaldırır bilemiyorum. Benim de kaygılarım var ama bakalım. Zaman ne gösterecek? Neyse bizim çocukları bir kenara bırakalım da. Eda nasıl? Eve gittiğimde telefondaki sesine göre çok daha iyiydi. Bir şeyim yok dedi. Ama belli ki canı bir şeye sıkkın. Ya benimle her şeyi rahat konuşamıyorum. Yani bu kadar yakın olmamıza rağmen babasıyım diye benden çekiniyor. Tabii. Kız çocukları biraz farklı oluyor haliyle. Gerçekten öyle. Ya biz Volkan'la her şeyi erkek erkeğe baş başa rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ama Eda'yla öyle olmuyor ki. Ya birinden mi hoşlanıyordur nedir bilmiyorum ki. Ben onun dilinden anlarım. Sen merak etme. Onunla böyle bir kız kıza bir sohbet edelim, bir ağzını arayayım bakalım. Sıkıntısı neymiş? Belki yardımcı da olabilirim. Çok iyi olur hayatım. Yani Eda kız çocuğu olarak annesiz büyümenin eksikliğini fazlasıyla hissetti. Eda'nın senin gibi mükemmel bir kadının tavsiyelerine, fikirlerine çok ihtiyacı var. Sen merak etme, ben onunla konuşurum. Hem yarın doğum günüymüş galiba, ha? Onu bir arayıp kutlarım. Aslında seni davet ederdim ama ben de davetli değilim. Gençler kendi aralarında kutlayacaklarmış. Biz yaşlıyız ya. Neyse canım, onlar da kendilerine göre haklılar. Biz de başka bir şey yaparız. Olur canım, sen ne istersen. Aslı, annem nasılsın yavrum? İyiyim anneciğim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Çok yorulmuyorsun değil mi? Sakın yorma kendini. Yok merak etme anneciğim. Kuzum benim, ben seni fazla tutmayayım. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler, öpüyorum. Canım. Hayatım boyunca anneme söylemediğim yalanı bir ayda söyledim ya. Hep o gıcık yüzünden. Şükran. Efendim? Aslı'ya sürpriz yapayım diyorum. Ne sürprizi Emel? Eski evdeki odasına ait eşyalar depoda ya. Onlarla burayı düzenlesem. Belki Aslı biraz olsun kendini buraya ait hisseder. Ay çok iyi düşünmüşsün. Ne duruyoruz? Hadi hemen düzenleyelim. Çok iyi düşündüm değil mi? Aslı buna çok sevinecek. Evet, hadi. Thank you.
tanımadın bugün beni. Sen beni merak etmiyor musun? Ya yok etmez olur muyum ya? Hani ilk iş günüm diye rahatsız etmek istemedim. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Yeni işimize alışıyoruz işte. İyi, çok sevindim. Ne yapıyoruz? Akşam buluşuyor muyuz? Bu akşam... Ben biraz yorgunum ama... Ya yapma ama. Yeni işimizi kutlarız. Yemek yeriz. Yemekler benden. İyi, tamam o zaman. Kaçta çıkacaksın? 6 gibi çıkacağım. Mesaj atarım ben sana. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Of, bu böyle olmayacak ya. Benim acil iş bulmam lazım. Her parasız aşk da bir yere kadar. Neredeyse kızla buluşamıyorum. Yemeklerimiz bittiğine göre yavaş yavaş kalkalım. İşimizin başına geçelim. Evet değil mi? Çalışıyorduk bugün. Çağla, sen ne yapacaksın bugün? Annemden haber bekliyorum. Yeni evimizi görmeye gideceğim. Yeni ev derken? Çağla ve annesi İstanbul'a taşınıyor. Ha öyle mi? Sevindim. Ben de öyle sevgili kardeşim. Kardeşim? Sizin haberiniz yok. Annemle Sinan abi bir süredir birlikteler. Ne? Şaka mı bu ya? Gerçekten mi? Tabii bu şimdilik bir aile sırrı. Annemle babam biliyor mu? Evet biliyorlar. En son benim haberim oluyor yani. Yuh! Desene biz de artık akraba oluyoruz. Görümcan sayılırım. Ona göre yani. Yılın çifti bence. Vay be. Yakışır amcama. Tam üstüne. Annem arıyor. Anneciğim. Evet kalkıyoruz biz de şimdi. Tamam. Sen adresin mesaj atarsın görüşürüz. Tamam. Bay bay. Ben de amcamı arayıp tebrik edeyim bari. Önce ben seni tebrik edeyim kuzen. Harbiden bu çalışma olayı nereden çıktı? Nereden olabilir? Sevgili babacığımdan. Seç beğeni al dedi. Ben de en rahat burası diye. Sen öyle san. O ne demek? Sen Turgut Bey'i tanımıyorsun galiba. Nereden tanıyayım? Bugünden sonra tanırsın. Annem bekliyor. Kalkalım mı? Kalkalım. Ay yok, ben dayanamayacağım artık. Çıkıyorum ne olursa olsun. Yeni eviniz ne taraftaymış canım? Tam bilmiyorum. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Elinden tutmuş gözümün içine. Neyse ben işimin başına dönüyorum. Çağla'cığım sen nasıl geldin buraya? Annenin şoförüyle canım. Bekliyor beni. Tamam. O zaman o eve bırakır seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin araban var mı canım? Var canım. Uzakta benim biraz işim var haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Aslı'yı kafede göremedim. Yine kızın başına iş açmadın bana. Hayır, ofiste. Bana yardım ediyor. Yardım mı ediyor? Ben onun kafede işe başladı diye biliyorum. Bugünlük öyle oldu. Bak Burak, Aslı'ya burada rahat edeceğine dair söz verdim. O da bu şartlı işi kabul etti. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu ki, kızı rahat bırak. Bırak da işini yapsın. Ne zamandır Aslı'nın korumalını yapıyorsun? Ona bu sözü verdiğimden beri. Bana karşı onu mu koruyacaksın? Anlamadım. Aslı çok saf, temiz ve iyi niyetli bir kız. Onunla oynama. Git kendine başka bir eğlence bul. İyi kalpli kuzenim benim. İnan artık Aslı'dan uzak durmam mümkün değil. O neden? Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Ne? Nasıl yani? Aslı annesiyle birlikte bizim müştemilatta kalıyor. Annesi yeni aşçımız. Yok artık. Biz Bodrum'dayken annesi bizim evde işe başlamış. İşte bunu çok şaşırdım. Bir de bana sor. Artık Aslı ailenin içinde olduğuna göre ona karşı daha dikkatli olursun. Neyse, yarın evde Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. Çağla ile beraber gelirsin. Barış'ın mekanında değil miydi? Ben evde sürpriz bir şeyler hazırladım. Eda'nın haberi yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Ay, resmen beni Burak'a karşı korudu. Nerede kaldın ya? Ya ben sana beni odada bekle demedim mi? Az kalsın yakalanıyordun. Tamam, saklanman bittiğine göre gidebilir miyim artık? Tabii ki. Gerçekten güzel bir ev. Benim de çok içime sindi. Çağla da beğenecektir. O zaman emlakçıyla konuşuyorum. Alıyoruz. Alıyoruz mu? Hayır, benim için böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Ben buranın kiralık olduğunu düşündüğüm için geldim buraya. Kabul edemem. Ya benim için de iyi bir yatırım olur. Ya Sinan, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki ben burada yaşayacak olmasam sen bu evi satın almazsın. Gerçekten kabul edemem. Şu an için benim bu evi almam mümkün değil. Eğer kiraya vermeyeceklerse daha fazla bakmamızın da manası yok. Ya Elçin, niçin senin için bir şey yapmama izin vermiyorsun? Oktay arıyor, özür dilerim onu. Açmam lazım, kaç gündür ulaşmaya çalışıyorum ona. Tamam, tamam hayatım. İzninle. Oktay, nerelerdesin? Küba. Ne işin var orada? Tatil, tabii tatil. Başka ne olabilir ki? Hayır, tabii ki de seni merak etmedim. Sadece Çağla biliyorsun tatilde ve kaç gündür seninle birlikte program yapmak için sana ulaşmaya çalışıyor. Onu ne zaman aramayı düşünüyorsun? Hayır, ben söyleyemem. Sen kendin arayıp söyle. Hayır, kapatma Oktay. Kapatma. Yaz sonuna kadar dönmeyi düşünmüyormuş. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim bunu Çağla'ya? Tamam canım, tamam, sakin. Böyle bir şeye tanık olduğun için gerçekten çok üzgün. Niçin sana destek olmama izin vermiyorsun? Elçin, ne olur bana biraz güven. Ha, elbette ki güveniyorum. O zaman alalım bu evi. Sinan. Ya sen illa kira ödemek istiyorsan bana ödeyebilirsin. Yani ayda 100 öpücük. Az söyledin değil mi? O zaman ayda 1000 öpücük. Sağ ol Şükran. Önemli değil hayatım. Ama çok güzel oldu. Aslım görünce çok sevinecek. Evet. Buraya geldiğinden beri çizim yapmıyordu. Ay canım benim ya, merak etme, artık bundan sonra yapar. Ya başıma gelenleri görüyorsun değil mi? Ne diyeyim kızım, zaten senin yaşadıkların karşısında ağzın 5 karış açık kalıyor. Yok, bana burada da rahat yok. Ben yeni bir iş baksam iyi olacak artık. Anne, bayıldım buraya. Burası beklediğimden çok daha güzel. Çeşmedeki evimizden de daha büyük. Özellikle de odam. Beğenmeni, çok sevindim. Ay, nihayet burada bir evimiz oldu.
Ama sanki Sinan abi olmasa bu iş biraz daha gecikirdi, öyle değil mi anne? Aa, aşk olsun. Sen ne zaman bir şey sizin de ben yapmadım? Ama Sinan abi de çok zevkliymiş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Evet. Sen daha teyzeyle konuşabildin mi anne? Evet, elbette. Sen hiç merak etme. O da bizimle aynı fikirde. En geç bu yaz sonu yüzüklerinizi takarız. Burak buna yanaşmaz anne. Bugün bu konudaki fikrini yineledi. Hem de Volkan'la Deniz'in yanında. Nasıl yani? Onlar yakında nişanlanacağı için konusu açıldı. Burak da tavrını koydu. Rezil oldum. Selda onun anlayacağı dilden konuşur. Sen bir şey deme. Ya demiyorum, bir şey demiyorum ama artık sabrım tükenmek üzere. Hele de bu Deniz olayından sonra. Bir görsen havasından yanına varılmıyor. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Çağla, sakin ol. Öfke mantıklı düşünmeni ve akıllı hareket etmeni engeller. Her zaman sakin olacaksın. Hele ki Burak'a karşı. Ha bu arada Burak Sinan abiyle birlikte olmanıza çok sevindim. Hemen söyledin değil mi? Dayanamazsın ki. söyleyeceğim tabii anne. Hem Volkan da çok mutlu. Ya konuşmadık ama ben anladım. Artık siz biliyorsunuz ya, benim de içim rahatladı. Bir sorun olmamasına da seviniyorum. Ya tabii ki bir sorun yok. Tabii babam duyana kadar eminim çok sinir olacaktır. Baban demişken ben de sana bugün babanla konuştuğumuzu söyleyecektim. Nihayet aradı mı? Neredeymiş? Küba. Ne işi varmış orada? Ne zaman döneceği belli mi? Tam değil. Ama en az bir ay daha oradaymış. İlk kez bu yaz birlikte tatile çıkacaktık. O yüzden yaz sonu dönerse hiç şaşırmam. Üzüldün mü? Hayır. Üzülmedim. Ben artık alıştım anne. Babam beni aramıyor bile. Neyse ki haber göndermiş. Hayatta. Canım benim, haklısın. Ama o da böyle bir baba işte. Ne yapabilirim? İnan ben senden daha fazla üzülüyorum. Biliyorum anneciğim. O zaman biz de seninle anne kız beraber bir tatil yapalım ha? Ne dersin? Sen nereye gitmek istersen? Bu harika bir fikir anne. Sen mutlu ol yeter bana. Erdem. Evet, çıkıyorum birazdan. Öpüyorum. Görüşürüz. Aslı. Ben çıkıyorum. Erdem aradı da. Bekleyeyim mi seni? Yok canım, sen çık. Bu kadar yeterli. Mesain bitmiştir herhalde. Ah Turgut Bey, ben de tam çıkıyordum. Sanırım işinizi bitirdiniz. Yani tam bitirdim denemez. Bir ne yaptığınıza bakabilir miyim? Yarın devam ederim artık ya. Burak Bey, ben sıralamayı bugün bitirmenizi istemiştim sizden. Vallahi kusura bakmayın, işinizi bitirmeden çıkamazsınız. Çıkamaz mıyım? Evet, çıkamazsınız. Bana engel mi olacaksınız? Anlamadım. Yok, hayır. Sadece durumu babanıza rapor edeceğim. Siz ciddi misiniz? Vallahi Nihat Bey'in kesin talimatı var. İdare edemezsiniz yani beni. Edemezsiniz. Peki. Yapacak bir şey yok öyleyse. Siz gerekeni yapın. Hadi iyi akşamlar. Efendim anne. Anneciğim. Nasıl geçiyor ilk iş günün? İyi geçti anne. Yani bir sorun yok değil mi? Yok anneciğim, hayır. Bir sorun yok.
Ay şükürler olsun, çok sevindim. Çünkü babanla iddialaştık az önce. Dedi ki görürsün bak, bir gün bile dayanamaz. Turgut birazdan arar şikayet etmek için dedi. Ben dedim ki sen benim oğlumu tanımıyorsun. Çok acıklı oluyorsun. Görürsün bak seni nasıl utandıracak dedim. Ay şükürler olsun ki haklı çıktım. Hayatım, baban seni aradığımı duymasın. Olur mu? Gizli arıyorum ben. Gizli bu telefon. Ay geliyor galiba Burak. Kapatıyorum canım. Kapatıyorum ben. Ay oyuncu olmalıymışım. Vallahi süper oynadım. Artık bu gaz bizim oğlana bir ay yeter. Selda Sultan. Ay. Yine neyin peşindesin? Ay Nihat'cığım ne zaman geldin? Az önce. Hoş geldin. İyi misin? Çok iyiyim. Bu kayıt formlarını alfabetik olarak sıraya sokuyorduk değil mi? Evet. Kolay gelsin. Yok, ben hayatta bunu tek başıma yapamam. Ben çıkıyorum. Başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Görüşürüz. Ay nereden buldun numaramı ya? Ne var, ne istiyorsun? Patronum ben senin kızım. Biraz kibar ol. Pardon, unutmuşum patronum olduğunu. Buyurun Burak Bey. Odama kadar gel. Bana emir verme. Gelir misin? Ya ne oldu, ne istiyorsun? Ya buraya gelir misin lütfen ya? Tamam. Ne oldu, ne istiyorsun? Çabuk söyle, servisi kaçıracağım yoksa. Nereye ya? Ne demek nereye? Eve gideceğim. Burada yatacak değilim herhalde. Of. Ben bu gidişle burada sabahlarım. Hı, kolay gelsin sana. Ya ne olur bana yardım etsen. Kusura bakma. Yani yorgunum. Hem geç gidersem annem çok merak eder beni. Ya tamam, buradan ararız. Haber verirsin. Maalesef. Tamam ya. Bir kere de bir işimi halletsen olmaz değil mi? Ya daha birkaç saat önce Sevgin'e yakalanmamak için neler yaptım? Ne kadar nankörsün. Tamam ya, tamam. Git. Beni bunlarla baş başa bırak. Sana iyi akşamlar. Bu kadar yalvarmama dayanabilen tek kız. Ne zaman kalkar acaba? Son servisi az önce kalktı. Otobüs durağı biraz uzakta. İdare bölümünde hala çalışanlar var. Bir bak istersen, aracı olan vardır. Bırakırlar seni. Peki, teşekkürler. Of. Çalışmak gerçekten zormuş. Tamam, hadi bugünlük neyse de her gün yapılacak iş değilmiş ki bu. Yok, olmaz ya. Bunu aldım ben. Kaldık mı burada? Gidip yardım edeyim bari. Anneciğim. Aslım neredesin? Anne ben biraz gecikeceğim. İşler bitmedi de onu haber vereyim dedim. Aa, ilk günden çok çalıştırıyorlar seni. Yok ben istedim mesaiye kalmayı. Yorulmadım ayrıca, merak etme. Tamam yavrum, iyi bak kendine. Tamam anneciğim, öptüm. Yok ya, biter mi bu kadar dosya? Mümkün değil. Kıyamadın tabii beni burada bir başıma bırakmaya.
Hayır tabii ki. Beni lafa tuttuğun için son servisi kaçırdım. Neyse ne. Şu an buradasın ya. Çok mutluyum. Yani çok işimiz var. Yardım edeceksin değil mi? Ne yapalım? Elimiz mahkum. Patron. Neyse. Sen gel buraya otur. Ne yapacağını anlatayım. Evet, başlayalım. Şimdi bu üyeleri alfabetik olarak bir sıraya sokalım bakalım. Ben başlamıştım. C'ye kadar geldim zaten. Ya C'ye V harfi gibi davranma. Daha üçüncü harftesin. Yok yok. Sen de o ışığı gördüm ben. Çok geçmeden V'ye kadar gelmiş oluruz. Tamam. O zaman ben bunları hallederken sen de üye isimlerini bilgisayara geç. Hadi bakalım. Tamam patron. Hayırlı olsun yeni eviniz. Hoş geldin Tuğçe'cim. Hoş bulduk. Size dondurma getirdim. Çok naziksin. Hiç de eli boş gelmezmiş. Hadi içeri geçelim. Ay yeni eviniz çok güzelmiş. Ya öyle değil mi? Ben de çok beğendim. Ya alelacele neden çağırdın beni? Ne oldu? Senden bir iyilik yapmanı isteyeceğim. Nedir o? Geçen gün gittiğimiz kuaföre uğrayıp oradaki makyözle görüşeceksin. Hangi makyözle? Koray ile Deniz'in ilişkilerinden bahseden makyözle. Ha şimdi anladım. Ne görüşeceğim ki onunla? Daha önce Deniz'le Koray'ın birlikte olduklarını ispatlayabileceğim fotoğraflara ihtiyacım var. Ve eminim o da bize seve seve yardımcı olacaktır. İyi de niye yardım etsin ki? Saf saf konuşma Tuğçe. Tabii ki para için. Ya tamam kızma, ben düşünemedim. Yarın uğrarım ben. Vazgeçtim. Sen şimdi eline yüzüne bulaştırırsın. Ya bulaştırmam. Sen ne yapacağımı söyle bana. Tamam. Önce kıza makyaj falan yaptırıp samimiyet kur. Sonra birkaç magazin dedikodusu yap. Kız zaten dedikodu yapmaya dünden meraklı. Hemen atlayacaktır. Ondan sonra gazetelere magazin haberi sattığını söyle. Bu işte çok para var falan gibi de süslü cümleler kur. Bundan sonra gerisi gelir zaten. Ay Çağla inanamıyorum sana ya. İki dakikada senaryoyu yazdın yani. Sen de bir zahmet oynayıver. Yalanı ortaya çıktığında Deniz'in yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Peki ne zaman açıklayacaksın? En uygun zamanda. Kızlar dondurmalarınız geldi. Yaz kızım. Ya niye bakıyorsun öyle? Acele et. Yoruldum. Biraz ara verelim. Ya hadi ne ara vermesi? Aksine daha fazla hızlanmamız lazım. Gevşeklik yapma ya.
gevşeklik yapmayayım mı? Sen harbiden komik bir kızsın. Ya gerçekten ben devam edemeyeceğim. Bastı beni burası. Ben alışık değilim uzun süre aynı yerde kalmaya. Bunaldım. Ben senin için ne yapabileceğimizi buldum. Nereye? Ya laptopunu da al. Benimle gel hadi. Hadi. Efendim Deniz. Ne yapıyorsun canım? Eve geldim şimdi. Ne yapacağız akşam? Görüşecek miyiz? Ya yok canım, biraz yorgunum. Dinlenmem lazım. Tamam canım. Volkan, yarın yüz yüzeyken konuşmayı planlıyordum ama dayanamayacağım sanırım yarına kadar. Benden sonra birlikte olduğun kız. Ona karşı gerçekten bir şeyler hissettin mi? Bu benim için gerçekten çok önemli. Deniz, okun düşündüğün gibi değil. Nasıl peki? Ya Deniz, kız arkadaş konusu bir oyundu. Burak Çağlar'ı karşı aklamak için kurduğumuz, daha doğrusu Burak'ın kurduğu bir oyun. Ve ben de bu oyuna alet olmak zorunda kaldım. İnanmıyorum. Çok şaşırdım. Bir o kadar da böyle olmasına çok sevindim. Yani senin bana olduğun kadar ben de sana sadıktım Deniz. Neyse, bu konuştuklarımız Çağlar'ın kulağına gitmesin. Yoksa Burak'la ilişkileri bitebilir. Tabii ki de canım. Sen hiç merak etme. Görüşürüz canım. Bak, burada çalışacağız. Burada da sıkılmazsın herhalde. Çok iyi düşünmüşsün. Aferin sana. Teşekkürler. Gözüme girmeye başladın. Hadi çalışmaya devam. Niye bakıyorsun öyle? Hiç. Hadi hadi. Sen bana buradan isimleri söyle. Ben de yazayım. Tamam. Filiz. Nerede kaldı bu çocuk? Çalışıyordur Nihat'cığım. Ya Turgut da öyle söyledi ama bana çok inandırıcı gelmedi. Bir arayayım istersen. Yok hayatım, sen arama. Ben arayayım onu. Ya bırak telefonu, sonra oynarsın. Hadi devam edelim. Ya sen iyi ki benim patronum değilsin he. Burak, hadi. Tamam. İsmail. Yaz kızım. Yazıyorum. Telefon. Efendim baba. Alo Burak oğlum, sen neredesin? Kulüpteyim baba, çalışıyorum. Kulüpte mi? Bu saatte çalışıyorsun. Ya baba size de yaranılmıyor ha. Ya oğlum. Ya sen işe gitmiyorsun ya da işe gittin mi çalışmaktan eve gelmiyorsun. Senin için şöyle ikisinin ortasında bir şey yok mu? Tamam baba, işim bitince eve geleceğim, merak etmeyin. Tamam tamam, peki. Hadi bakalım. Çalışıyormuş, gelecekmiş. Çalışıyor değil mi? Hani çalışmazmış? Çalışıyor çalışıyor da işte çalışacağı hepsi bu. Bak gör. Yarın kesinlikle işe falan gitmez bu. Seninle nesine istersen iddiaya varım. Ne istersen mi? Ne istersen. Tamam Nihat'cığım, anlaştık. Ya annem de merak etmiştir beni. Gecikeceğim dedim ama. Bitti sayılır zaten. Ya bu arada sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Ama bak bu sondu. Tamam. Çıkalım, seni eve bırakayım diyeceğim ama. Evet, biraz garip oldu. Neyse ben eve yakın bir yerde inerim. Peki.
Artık işi öğrendiğine göre beni bir daha çağırmazsın. Bir daha olmayacak zaten. Tamam, sevindim. Çünkü çalışacağımı sanmıyorum. Yani her gün bu tempoyu kaldıramam. Çok yoruldum. Sanki taş taşıdın. Ne kadar şımarıksın. Ne oldu bu kadar yoruldun yani? Ya babam da her şey çok kolaymış gibi konuşuyor. Yok oğlum çalış, yok sorumluluk al, yok şu, yok bu. Ya zamanı gelince çalışırız işte. Ne gerek var şimdiden bu kadar kasmaya? Sen o zamanın geleceğini nereden biliyorsun? Hayat senin için o kadar basit ki. Ama sahip olduğun her şeyi bir anda kaybedebilirsin. Öyle kolay olmuyor. Ben babam ölmeden önce rahat bir hayat yaşıyordum. Çalışmak zorunda değildim. Ama bir anda her şey tersine döndü. Güçlü olmak, hayatımın sorumluluğunu elime almak zorundaydım. Çünkü beni düşünen, benim için çalışan babam yoktu artık. Annemle her şeye göz gerdik. Ve hala da ayakta durmaya devam ediyoruz. Üzüldüm. Zor olmalı. Ama baban senin iyiliğin için çalışıyor. Tek başına kaldığında takılıp düşmemen, dimdik ayakta durman için uğraşıyor. Bence çok şanslısın. Her şeye sahipsin. Sadece bunları elinde tutmak için çalışman gerekiyor. Sen böyle söyleyince babamın da haklı tarafları var tabii. Ben senin aileni az çok tanıdım. Çok iyi, çok tatlı insanlar. Gerçekten çok şanslısın. Teşekkür ederim. İyilerdir. Bence onların kıymetini bilmelisin. Ben buralarda bir yerde ineyim. Yürüyerek gelirim. Tamam. Sen önden yürü. Ben senden sonra gireceğim. Gece vakti şimdi, ne olur ne olmaz. Nerede kaldı bu kız? Allah'ım, ne olur koru çocuğumu. İyi insanlarla karşılaştır. Ben geldim. Aslı, vallahi bir gün yüreğime inecek. Anne, niye öyle diyorsun? Neden bu kadar merak ettin? Ben geç kalacağımı sana haber vermiştim. Verdin kızım, verdin de. Hava karardı mı biliyorsun, benim yüreğim bir korku kaplıyor. Anne. Lütfen sakin ol. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Sen beni anne olunca anlarsın. Aslı, hı, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet, gel. Bak. Anneciğim ya. Hiç elim gitmiyordu kağıda kaleme, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kuzum benim. Aslıcığım, hem belki böylece burayı daha çok sever, daha çok alışırsın. Senin olduğun her yer benim evim. Yuvam zaten anneciğim. Yavrum. Çok mutlu ettin beni. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Yok anneciğim, aç değilim. Yatıp dinleneceğim biraz. Tamam. Ver. Nasıl geçti günün? Çok iyi geçti. Ben mağazadan çıktım. Böyle elim kolum dolu. Yani önümü görecek halim yok normalde. Ay, burun buruna geldik Neriman Hanım.
Nasıl böyle şaşırdık biliyor musun bu kadar yıldan sonra? Ay. Selam. Canım benim, bir tanem, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldin oğlum. Nasıldı iş? Çok iyiydi. İyiydi. Neyse, ben izninizle erken yatacağım bugün. Malum, yarın iş var. Erken kalkmam lazım. Yani nasıl yani? Sen yarın işe mi gideceksin? Evet. Niye şaşırdın ki baba? Sen çok haklıydın. Sorumluluk sahibi olmanın zamanı geldi geçiyor bile. Hayatta başımıza neler gelebileceği belli değil. Her türlüsüne karşı hazırlıklı olmalıyız ki bizi kimse yıkamasın. Neyse, iyi geceler. Bu Burak mı? Ay, ben hala şoktayım. Hala şaşkınlık içindeyim. Ama dedim hayatım ben sana, yapar benim oğlum dedim. Ya biraz önce nasıl gururlandım sana anlatamam. İşte dedim yani benim oğlum böyle olmalı. Ay gerçekten mi? Evet. Ay çok mutlu oldum Nihat'cığım. Ama lütfen ona bunu söyleme. Şımarır. Ama niye? Çok mutlu olacak. Ya Nihat, niye sen onunla biraz böyle duygularını paylaşmıyorsun? Yani ona olan sevgini, İlgini, onunla gurur duyduğunu. Aslında çok doğru söylüyorsun, haklısın da işte. Aileden başka türlü görmüşüz, elimde değil. Aşkım benim ya. Hadi. Ben de çok yorgunum, uykum geldi. Hadi yatalım mı? Tamam aşkım. Hadi. Thank you.
Sen de mi acıktın? Evet. Ama ben daha sonra gelirim. Bir sandviç yap da yiyelim. Ben mi yapacağım? Tabii ki de. Ya işte Emir, evde Emir. Tamam. Ya tamam tamam, dur. Ben yapacağım. Ama bak, ilk denemem. Eğer beceremezsem dalga geçmek yok, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Sen de tabakları çıkart. Gören olmaz inşallah. Merak etme, gözüm kapıda. Ben hemen seni saklarım. Zaten saklama konusunda üstüne yok. Sandviçlerimiz hazır. Tamam, çaylar da hazır. Biz muhteşem bir ekip olduk ya. İş yerinde öyle, evde öyle. Aynen öyle. Şaşırttın beni. Hangi konuda? Sandviç çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ben yakalanmadan odama gideyim. Aslı. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel, ne oldu yine, ne istiyorsun? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın. Her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Daima küçücük bir kız gibi sarıl bana. Belki de senden çok hoşlanıyorumdur. Olamaz mı? Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış. Benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver. Bizi yazmasın,
mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın.